Altınordu Belediyesi tarafından vatandaşların daha modern ve daha sağlıklı alanlarda alışveriş yapabilmeleri için başlatılan Şirin Pazar inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Altınordu Belediyesi tarafından projelendirilerek yapımına başlanan Şirin Pazar projesinde ekipler hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Kısa süre önce beton döküm işleminin gerçekleştirildiği Şirin Pazar'da iş yerlerinin şekillenmesine olanak sağlayan çelik montaj işlemi ise aralıksız sürdürülüyor. Şirin Evler Mahallesi'nde bulunan alanda inşa edilen Şirin Pazar'da çayhane, zabıta noktası, 20 dükkanlık balıkçılar binası, 12 dükkanlık şarküteri binası ve 120x190 ebatlarında yaklaşık 400 pazarcı tezgahı da yer alacak. 7100 metrekare kapalı alanı bulunacak olan Şirin Pazar projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken mesainin büyük bir kısmını yapılan hizmetleri incelemeye ayıran Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş bu kapsamda Şirin Evler Mahallesi'nde bulunan inşaat alanını ziyaret etti. İnşaatın her detayını kontrol eden ve sürdürülen iş ve işlemler hakkında yetkililerden bilgi alan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş burada yaptığı açıklamada Şirin Pazar projesiyle büyük ve çok özel bir çalışma ortaya koyduklarını söyledi. Hep böyle toprak altı ve toprak yüzeyi çalışma olduğu için ne yaptığımızı çok fazla belki ifade etme imkanı yoktu ama şimdi görülen o ki bu eserler ortaya çıkmaya başlayınca ne büyük bir çalışma yapıldığını daha iyi fark ediyoruz. Çelik montajlar başladı. İnşallah bundan sonra da kapatma ile ilgili olan oval bölümlerde inşa edildikten sonra sadece yan ve üst kaplamalara geçilmiş olacak. Burası taban döşemesiyle beraber de tutmuş olan bir eser haline dönüşecek. 7000 metrekare çok büyük bir alan içerisinde tekstil konfeksiyon dahil, organik pazar dahil, normal pazar dahil ve bilhassa da balık pazarı dahil hepsinin olacağı geniş bir konsept. İçerisinde muhtarlık olacak, içerisinde sosyal alanlar olacak. Büyük bir mekanda inşallah özel bir çalışma yapıyoruz. Şu anda görülüyor ki çelik montaja geçince iş hızlandı ve eserimiz de ortaya çıkmaya başladı. Ben öncelikle yöre halkına, Altınordu ilçemize ve bu milletimize hayırlı olsun diyorum. İnşallah belki bir 15-20 gün, bir ay sonra baktığımızda da bu sefer tamamen üst örülmeler bitmiş. Sadece tabanla ilgili çalışmaya geçilmiş olacak, öyle görüyoruz.